Keşke bir açılış planlasak. Evet. Oraya açılış yaparım değil mi ben? Ya. Ya çok eğlendim ben ya. Bence böyle yayından yani. Tamam, o zaman. Dur açacağım, bekle. Dur. Geliyor, açacağım. Aç. Başlıyorum. Merhabalar, Fuck Up Nights Ankara'nın hazırlık aşamasındayız ve başarıyı, başarısızlık hikayelerini konuşmak üzere daha önceki Fuck Up Nights organizasyonlarının 28 tanesini gerçekleştiren, Ankara'da yapan, moderatörlüğünü üstlenen Mehmet Avuf bizlerle beraber. Onunla hem geçmiş Fuck Up Nights organizasyonlarını konuşacağız, hem de biraz başarı, başarısızlık kısımlarını birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Her şeyden önce sönen ışıklar bize ayrı bir renk kattı, onu söyleyeceğim. Bence akalım gitsin. Bence de çok sıkıntı biz yok. Biz görülmekten çok sözümüzle yer alalım. Evet Oğuzcum, buyur. Öncelikle şey sorayım. Fuck Up Nights fikri nasıl yapma, organize etme nasıl başladı? Orada bir kıvılcım var. Var. Bizim kıvılcımımız çok enteresandır. Uzun yıllar önce, şu anda hatırlayamadım yıllar önce... büyük kızımız staj yapıyorum diye İstanbul'da bir firmaya gitti. Ondan sonra dedi ki ya bu akşam çalışıyorum. Nerede çalışıyorsun? Fuck Up Nights dedi. Dedim bir dakika, öyle oraya gidiyoruz çalışıyoruz cümleyi kabul etmiyorum. Biz de gelip göreceğiz. Nerede bu? İşte Zorlu Center'da. Dedim bayağı bitmiş verişi yani. Fuck Up Nights'ın Zorlu Center'da olması. Ve gittik biz 600-650 kişilik bir organizasyon. O güne kadar hiç duymadım. 3 tane çok sağlam üst düzey yönetici çıktı ve müthiş bir güzel başarısızlık hikayeleri anlattı. Yani batırdıkları paralar filan böyle milyon eurolardaydı. Tabii ki yani ilham aldık. Dedik ki arkadaş bu nasıl yapılıyor? Abi de öğrendik ki bu bir Meksika formatı. Ankara'da var mı? Yok. Biz doğma büyüme şehrimizi çok seven Ankaralı olarak dedik ki gelelim biz bu işi Ankara'da yapalım. Yani çıkışı budur. Bir de şöyle bir dönemdi, sen beni biliyorsun, çok gene uzun yıllardır konuşan biri olarak hemen herkesin başarı hikayelerinden bunaldığı bir dönemdi. Evet. Ve dalga geçilmeye başladığı bir dönemdi. Yani ne anlatırsın kardeşim, o zamanki dinamiklerin, o zaman parametrelerinle başarılı olmuşsun, gelip bize hakem kesiyorsun. Yani çok da haklıydı millet. Bir de şey de var değil mi? Anlat sen seversin yani yalanı. Adam diyor. Dünyayı dolaştım diye anlatıyor. Belli diyorlar. Biz bütün gün AVM'de bilmem ne şeyinde mağazasında müşteri bekliyoruz. Sen nasıl gittin? İşte o sponsorum oldu bilmem. Sonuç itibariyle herkes diyor ki öyle değil hayat. Ya hayatta hep düşüyoruz, kalkıyoruz. Başarısız oluyoruz. Dolayısıyla şu doğal konuyu duyalım biz her şeyden önce. Yani sıkıyorsa başarısızlığı anlat. Kolay mı başarısızlık anlat? Herkes için değil bence. Çünkü başarısızlık anlatabilmek için bir, farkında olmak lazım. Bir sürü insan başarısızlığının farkında değil. Dünya güzeli bahaneler buluyor. Ve kendi dışında herkesin onun aleyhine çalışarak başarısız, bak onu hala kabul etmiyor da durumu hale getirdiğini düşünüyor. Dolayısıyla bir, gerçekten diyeceksin ki arkadaş yanlış karar verdim, yanlış yönettim, doğru adımlar atmadım. Tembellik ettim. Yanlış insanlarla beraberdim. Her şeyi ya ben yaptım diyecek bir cesaret lazım. Zaten gelişimin önündeki en büyük engeldi. Dolayısıyla herkesin çok kolay çıkıp anlatabileceği bir şey değil. Ama herkesin, çok büyük konuşuyorum, başarısız olduğu garantili bir durum. Yoksa yalan söylüyordur diyoruz biz yani. Ondan şimdi böyle başarısızlık hikayeleriyle ilgili yapmaya devam ettiğimiz organizasyonlarda insanları davet ederken konuşma yapmaya... Hikayem yok ki kısmıyla biz çok karşılaşıyoruz. Hı-hı. Ama biliyoruz ki birazcık böyle kurcalarsak bir şeyler çıkacak oradan. Bazılarından da şey duyuyorum böyle. Ben onu bir deneyime dönüştürdüm. Aslında oradan bir şeyler öğrendim. Başarısızlık saymıyorum diye. Öyle mi? Ya ne sayarsa saysın. Yani bir defa bir şey öğrendiyse helal olsun. Zaten hayat mesela başarılı olduğunda da çok şey öğreniyorsun. Tabii ki hata yaptığında, başarısız olduğunda da öğreniyorsun. Ama yani bu çok nettir. Bu kadar da korkacak bir şey değildir. Çünkü şöyle bir bilimsel gerçek var. Beyin, sen de bunu çok iyi bilirsin. Bir hata yaptığında, başarısız olduğunda yani hayatını zora sokacak bir durumla karşılaştığında onu bir daha yapmamak adına bunu en hızlı ulaşabileceğin hafızada saklıyor. Ve unutturmuyor sana yani. Yakında, elinin altında. Çok yakın. Abi dur bir daha olursa ben bir harekete geçeyim diye. Dolayısıyla aslında çok iyi öğretmendir başarısızlıklar.
Yani bir daha yapıyorsan o sende bir sıkıntı var zaten de. Yani bir daha yapmıyorsan en iyi öğretmenlerindir. Dolayısıyla başta kabul edersen çok hızlı gelişirsin, çok hızlı ilerlersin. Millete de gider ondan sonra anlatırsın gönül rahatlığıyla. Yaptım ama bir sor niye yaptım diye. Peki bunu böyle tabii ki alışkanlık haline getirmeden ama başarısızlığı. Dünyada ortalama 7 başarısızlıktan sonra çok başarılı olan insanların sayısı gibi istatistikler dolaşıyor. Öyle bir şeye inanıyor musunuz? Ben mesela bir ara söylüyordum. 5 taneyi tamamladım, 7'yi tamamlayınca. Evet, ya bu benim hangi kaynaktan geldiğini bilemediğim için bana biraz iyidir ya, o doğrudur, ne diyeyim yani genel olarak. Ama teknik olarak birinci deneyi, mesela iş dünyasını konuşalım, evet, değil mi? İlk kurduğu işte başarılı olduysa büyük bir tesadüf vardır. Bak ne söylüyorum, evet, sana. Çok şanslıdır. O ikinci de üçüncü de batar. Yani mutlaka o bir devam ettirir belki ama onun batan işleri de olacaktır. Birinci de başarısız olma ihtimalim bence başarılı olma ihtimalinden %80 daha fazladır zaten. Evet. Çünkü deneyim yüksek bilgi olmaz yani. Bunu düşündüğünde aslında 7, 8, 6 hiçbir fikrim yok. Ama şunu bilmek lazım. Abi yola çıkıyorum. Ya ben bu yolda düşerim. Kesinlikle. Yani şey, buzlu bir yolda gidiyorsun. Eninde sonunda kayacağını düşeceksin. Yani önemli olan kalktın mı kalkmadın mı? Bu kadar basit hayat aslında. Yani kalkıp sürünüp sizin yüzünüzden düştüm, hava kötüydü, yol bilmem neydi diyorsan zaten senden bir bahane şey olmaz. Bahane aramaya yani gerek yok. Senden bir şey olmaz. Peki olayı sadece girişimcilik anlamında düşünmeye de gerek yok, değil mi? Yani hani iş dünyasında, çalışma hayatının içerisinde, kariyer basamaklarında, orada da yanlış stratejiler, başarısızlıklar, onlar da bizim için çok kıymetli hikayeler. Ya ben sana söyleyeyim, beyaz yakaların önemli bölümünün başarısızlık hikayelerinde yanlış yöneticiye yakın durmak var. Yani biz ona kaç yıllık emek verdik, yatırım yaptık. Adam ayrılır gider mesela, o dındızlak kalır, bir hafta sonra da o işten çıkar filan. Yanlış projeyi seçmek, gereğinden çok kendine güvenmek, ya iş çalışmak ister. Yani bunun daha başka bir alternatifi yoktur. Çalışmadan bir yere geleceğini düşünmek gibi bir sürü inanılmaz sıklıkla tekrar eden şey vardır. Yani o dünyada, beyaz yaka dünyasında çok yakından tanıdığım, hepsini çok sevdiğim, hatta o kadar yakın ki yani şöyle söyleyeyim, 200 bin kişi falan tanıyorum yani. Değil mi? Ama hikayeler çok ciddi istatistiki olarak eğilimler gösteriyor yani, hiç şaşırtıcı olmuyor. Yanlış iş seçen çok var başta. Yetenekleriyle, istekleriyle, hedefleriyle uyumsuzluk, onu tabii fark etme, fark edememe gibi. Bir de bu bak en kritik bence, en büyük ve hiçbir zaman aslında itiraf etmeyecekleri başarısızlık hikayeleri belli bir yıldan sonra başlıyor. Değerleriyle örtüşmeyen bir firmada çalışıyor. Yani içini yiyor. Her gün bu midesi ona sinyal veriyor. Ya abi git artık, tamam burada olmayacağız diyor. Ama diyor ki 12 yıl bekliyorum, o gelecek, bu gelecek. Ya kıdem tazminatını yakmayacağız. Ulaştığında da zaten yeterince beklediğini görmüyor. Ve bahanelerle durumu kurtarmaya çalışıyor. Yani bence en sık düşünen hatalardan biri bu. Aksi de doğru, çok sık iş değiştiriyor mesela. En ufak bir farklı olduğunu, evet, düşündüğü minicik bir detay yakalasa onun peşine gidiyor. Onlar da mutlu çok olmuyor. Yani 17. işimdeyim abi, mutluluktan uçuyorum. Her işimde daha da bir heyecanlıyım diyen kimseyi de yani vardır mutlaka da ben görmedim. Dolayısıyla aslında biraz araştırsan eğilimleri görüyorsun. Evet. Yani başarısızlıkta da ciddi üst başlıklar var. Mesela iş başarısızlıklarında da var. Yanlış ortak. Evet. Belki en popülerlerinden biridir. Yani yanlış işi boş ver. Yanlış pazar, yani yanlış ya, iş. Yanlış, ya, erken çıkma, geç çıkma, sözleşme yapmama vesaire vesaire. Çok böyle üst başlıklar var. Peki bunlar böyle anlatan tarafında konuştuklarımız. Bir de dinleyen tarafı var. Başkasının başarısızlık hikayesi bize nasıl ders verir? Büyük mutluluk veriyor. Keyifle dinliyorum. Ooo diye dinliyor bence. Ya çok basit bir mantığı var abi. Ben de yaptım ya. Ben de yaptım da ben itiraf edemiyorum. Ortaya çıkamıyorum. Gizliyorum. Halının altına atıyorum. Ya için hep öyledir ya. Yani sen başkasına gülersin ama güldüğün gerçekten de böyledir. Yani işte biri takılır düşer. Çok gülersin. Çünkü senin de düşme kaç tane hikayen vardır gibi. Dolayısıyla dinleyen bence gülüyor, eğleniyor vesaire. Kesin eğlenceli bir şey. Ama bir de ama kısmı var. Biraz geri sarıyor.
biraz diyor ki dur ya ben bir analiz daha yapayım, biraz daha derine ineyim. Ya acaba bende de bir şey var mıydı? Çünkü buraya çıkıp konuşan çok değerli konuşmacıların bir özelliği var. Çok cesur bir şekilde çıkıp anlatıyor. Yani diyor ki ben yaptım abi. Evet. Ya ben yaptım. Burada bu adamla ortak yaptım, battım. Burada bu işi seçtim, battım. Ben yaptım diyor. Bu mesela müthiş bir şeydir. O yüzden çok takdir edilmesi gerekir konuşmacının. Harika. Tüm bunların içerisinde aslında bir bütün olarak baktığımızda başarılar, evet, her yerde konuşuluyor. Başarısızlıklar diğer tarafta aslında anlatılması gereken ama herkesin çok anlatmaya cesaret edemediği veya birilerinin başkaları da faydalansın dediği ve bununla paylaştığı hadi benim bu düşüşüme birlikte gülelim ama dersler de çıkaralım kısmı ile ilgili kıymetli. Yani düşen ders çıkarıyor da illa dinleyenin düşmesi gerekmiyor. Oradaki kritik nokta bu. Yani bence bu organizasyonun en ciddi akılda kalan yeri o. Ya çünkü sen ister istemez analiz yapıyorsun. Ya bir dakika. Ya benim gidiş yolum şu anda bu. Ya en azından şuna bir önlem alayım. Ya da zamanında böyle yapmıştım. Bak bir sonrakinde öyle yapmayayım diye. Dolayısıyla bir uyanış yaşadığını düşünüyorum. Ya gerçekten dikkatlice dinliyorsa buradaki seyirci bir uyanış yaşar. Mümkün değil. Ben mesela bu son dönemlerde şeyi de fazlaca düşünmeye başladım. Hani hayatta keşke demeyin, hep iyi ki deyin. İyi kiler bana ne kadar bir şey katıyor kısmını çok sorgulamaya başladım. İyi ki dediğimi zaten yapmışım deyip geçiyorum. Ama keşke dediğim bazı şeyleri keşke şöyle yapsaydım dediğimi düşündüğüm anda aslında bir sorgulamaya başlamış oluyorum. Ya bir dakika bu tabii ahvah edip böyle yerlere atıp niye bunu yapmadım diye değil ama ya keşke şöyle yapsaydım demek ki bir sonrakinde böyle gidebilirim ben, diye. O keşke kelimesi de bir yere oturuyor ben sanki. Ben keşke hiçbir yere oturtmuyorum. Yani ben bence çok gerekli bir şey diye. Çünkü bir geçmiş zaman anlatıyor. Geçmiş zaman yok zaten. Evet. Yani gelecekte de yaparım çok istisna aslında. Bu yani çok klasik bir söylem. Yani harekete geçtiğinde aklında bulunsun. O kadar büyük de uzun vadeli plan da yapma. Ama keşke diye bir şey yok. Sadece o zaman bu yapıldı. Bu bir veri. Ya ciddi söylüyorum. Bu mühendis tarafım konuşuyor. Evet. Bu bir veri. Bu veriye göre benim bir dahaki operasyonumda, ne zaman olacağını bilmediğim operasyonumda dikkate almak zorundayım. Yani duygusal fazla bir şey katmamak lazım ona. O yüzden keşkeler, yani iyi ki güzel, daha hoş bir şey. Pozitif bir duygu bırakıyor ama keşke, o zaman hayatım boyunca keşke dersin yani. Bu duygusal konusuna girmemiz gerekiyor ama siz konuyla ilgili Türk insanının yapısını eğitimlerinizde, konuşmalarınızda çok anlatıyorsunuz. Ve hani en azından Türkler için mümkün mü duyguları karıştırmamak? Yok, öyle bir şey tabii ki mümkün değil. Bence insanlık için de değil. Sen de hocasın, gayet iyi biliyorsun. Limbik sistemimiz olduğu sürece duygularımız olacak. Buradaki kritik nokta, ben hep eğitimlerimde şöyle bir şey derim bak Oğuz. İletişim kurarken ya da bir derdini anlatırken kendine şu soruyu sormayı alışkanlık haline getir. Limbikten mi, korteksten mi konuşuyorsun? Hı. Yani duygun mu konuşuyor şu anda kelime seçimlerinde yoksa mantığın mı sana yardımcı oluyor? Hı hı. Şimdi şöyle bir gerçek var. İş dünyasındaysan tabii ki duyguların olacak ama aksiyonlarında duygularının her zaman götürdüğü yere de gitme. Yani dengeyi sağlamak zorunda. Batanların çok istiyordum o yüzden bırakmadım ve battın. Yani bu zararın neresinden dönürsen kârdır diye bir kavram da var yani. Olmayacak. İlla her yol bir yere çıkmıyor yani. Çıkmaz sokak. Sizi mantığa davet ediyorum diye biraz. Yani duygu bir yere kadar tabii ki motivasyonu etkiler, heyecanını etkiler. Hiç itirazım yok. Ama bence onu sorgulayacak alışkanlığında olması lazım. Peki. Tekrar başa dönüp... Biraz toplayalım. Çok uzun oldu ya. Sıkıntılarımız da var ya. Tamam. Şunları çözmemiz gerekiyor. Tamam. Eyvah eyvah. Burayı tekrar baştan alalım. Şimdi bence o sen açılışı. Topla şimdi. Tamam. Son olarak söylemek istediklerinizi diye önerilerinizi alacağım. Ya. Konuşmayacağım. Tamam. Son olarak sağlıklı bir hayat yaşayın. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilersiniz. Peki. Fuck Up Nice Ankara organizasyonu devam ediyor. En başarılı başarısızlık hikayelerini konuşmaya konuklarımızla ve katılımcılarımızla dinlemeye devam edeceğiz. Son böyle toparlama. Konuşmacılar ve katılımcılar için tavsiyeniz var mı? Anlatırken daha ya, faydalı, dinlerken daha faydalı. Konuşmacılar için tek bir şeyim var. O geceden sonra bir daha hiçbir şey aynı olmayacak. Kendilerini çok iyi hissedecekler.
dinleyiciler için de diyecekler ki keşke biz çıkıp anlatsak. Özeti budur. Harika. Çok teşekkür ediyorum hocam katkılarınız için. Umuyorum bundan sonraki etkinliklerde de yine birlikte yürümeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.